Yeni bir videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, sizlere daha evvel bir önceki videoda arsadaki telerrük işlerinin bittikten sonra çekeceğimi söylemiştim. Şimdi telerrükümüz bitmiş halde buradaki yapılan işlemler kısaca sizlere biraz bahsedeceğim. Bu sürgülü kapımız bizim arsadaki. Kapımız 2,5 metre. Üstünde dikenli telleri var. Şöyle 3 sıra dikenli teller var. Tel örgümüzün şu şekilde betonlara atıldıktan sonra tel örgü çekiliyor ve üstüne 3 sıra yine dikenli teller çekildi. Eğri betonlarla. Buradaki çalışma arkadaşları gerçekten özleriyle çalıştılar, güzel çalıştılar. Yaptıkları işlemi komşularımız bile beğendi. Bu kapıyı bile beğendiler. Kendileri de yaptırmak istiyorlarmış bazı komşular. Sürgülü kapı. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu tel örgümüzün et kalınlığı, bunun et kalınlığı 2,4. Bu birbirine olan petek uzaklığı deniliyor zannedersem. Burası da 6'ya 6. Bu tel örgü özellikleri, inceliği ve kalınlığına göre fiyat artışı olabiliyor. Ben kalın olanını da tercih ettim. Daha iyi olsun diye. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Gördüğünüz gibi burada gerdirme telleri var. 3 sıra. 2. Şöyle. 3. Gerdirme telleri 3 sıra çekildi. Dikenli telleri üstüne 3 sıra çekildi. Şöyle. Kendi teller. Bu şekilde. Arkadaşlar burayı yaparken matkap toprağı kazmıyorlar. Direkt matkap yardımıyla betonların yerlerini açıyorlar ve hızlı bir şekilde betonları yerlerine oturtturduktan sonra yaklaşık 3 gün sonra betonlar iyicene kendini çekip donduktan sonra bu tel örgüleri çekmeye geldiler. Ankara'da güzel bir şekilde işçiliğini yapıyorlar. Bir önceki videoda söylediğim gibi daha önce de dilerseniz sizler de Ankara'da tel örgücü arkadaşlarla görüşebilirsiniz. Biz bu şekilde çektirdik. Çok güzel çekiyorlar. İşlerini güzel bir şekilde yapıyorlar. İşçilikleri güzel. El emekleri güzel. Sizler de yaptırmak isterseniz numarasını isterseniz sizlere de verebilirim. Yapılan işlemlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadık biz. Çalışan arkadaşlar dediğim gibi tel örgüsünü güzel yaptılar. Arkadaşlar, arsanızda komşuluk hakkı var. Komşuluk hakkı. Mesela şu an ben bir yan komşunun tarafındayım. Şimdi burada bu taraf bizim taraf. Bu taraf komşunun tarafı. Biz komşuluk hakkı olsun diye buradan mesela benim yerim şurası. Ben kendimi içeriye aldım ki herhangi bir sıkıntı olmasın diye. O yüzden biraz daha içeride kendimizi bulundurarak bu şekilde tel örgüyü muhafaza ettik. Yaklaşık 1,5-2 karış falan kendi tel örgümüzü biz içeriye aldık. Zaten burada betonumuz var. İşaretli betonumuz. Diğer işaretli betonumuz da aşağıda mesela. Onu da göstereyim. Daha önce biz burayı aldıktan sonra harita mühendisi arkadaşla
irtibata geçerek sağ olsun o da bize yardımcı oldu. Fiyat konusunda olsun, bazı işlerde olsun bize ön ayak oldu. Harita mühendisi arkadaş geldi. İlk önce buranın adaparsel numarasını veriyoruz. O sistemden yüklüyor cihazına. Uydu vasıtasıyla burada adaparsel numarasını girerek doğru koordinatta bizim arızamızı işaretleme yapıyor. Mesela bu uç noktası biz biraz daha dediğim gibi içeriye aldık. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Komşuluk hakkı olsun diye. O yüzden arkadaşlar telogü bu şekilde çekildi. Çok güzel yaptılar. İşçiliği olsun, çalışmaları olsun. Tel örgümüz güzel çekildi. 3 sıra dikenli telleriyle böyle üstüne çektiler. Et kalınlığı dediğim gibi 2.4. Şu açıklık 6'ya 6. Gerdirmeleri de 3 tane gerdirmeler var. Hem altta, hem ortada, hem de bir sıra en üstte olmak vasıtasıyla gerdirmelerin de çekildi. Kapımız şu şekilde sürgülü. Gördüğünüz gibi orada sürgülü kapı. Bir sonraki videoda sizlere imarlı arsada nasıl elektrik alınır, nasıl su çektirilir, nasıl olur bunlardan bahsedeceğim. Bu videoda da size bir bilgi amaçlı